hazineye ait alternatif yerlerin daha detaylı araştırılabilmesi için komisyonlarımıza ek süre verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Herhangi bir polemik konusu olsun istemiyorum. Sadece ben komisyondaki arkadaşları dinledim ve imar müdürümü çağırdım, başkan yardımcımı çağırdım iyi niyetli bir şekilde. Şu an müftülük, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Doçent Doktor Nebati'nin hızlı bir şekilde ödenek bulması sonucunda müftülüğe bir para aktarıldı. Yani şu dönem bu Kur'an kurslarını yaptık. Yapamazsak ileriki süreçte yine yapılır ama süreç uzar. Buradaki aceleciliğin birinci nedeni bu. Yani Diyanet üzerinden Maliye Bakanlığı para aktardı. Sadece Akdeniz'de değil, Mersin genelinde ne kadar ihtiyaç varsa arazi ve imar durumu hazır olan yerler. Çünkü bu parayı aktaracağınız yerin de hazır olması lazım. Yani arazi olması yetmiyor, imar olması lazım. Ruhsat veriyor aşamada olmamız lazım diye bu konu hızlı bir şekilde gündemimize getirdi. Sadece bizim gündemimize değil, bu konuda müftülük diğer belediye başkanlarına da yazdı. Bunun altını çiziyorum. İkincisi, ben görüştüğümde bürokratlarımla İvedi bir şekilde nerede hazır araziniz varsa ve ihtiyaç varsa, bakın araziniz varsa, ne demek araziniz varsa, imar şartları uygun ruhsat vereceğiniz bir yer var ve diğeri varsa bana bilgi verin dedim. Toplanan bilgiler bu. Bizim acele etmemizin nedeni bu. Yoksa ek süre veririz. Araştırılır. Ama ek süre verdiğimizde şöyle bir şey olmayacak. İmarı hazır, İnşaat ruhsatı verilebilecek, efendim bizim hiç projemizin olmadığı, işte falan filan filan altını doldurun gibi maddelerle bir arazi bulma şansımız yok arkadaşlar. Dolayısıyla ek süre vermenin bir anlamı da yok. Hani ek süreyi niye alırsın? Bölgeyi tarayamamışsındır, eksik kalmıştır taramaların, yerlere bakamamışsındır, zamana ihtiyaç vardır ama zaman bir ay değil, üç ayda versek neyi tararsak tarayalım artık. Öyle teknoloji var. Bilgisayarı açıyorsun, giriyorsun, her şey önüne çıkıyor. Taramaya da gerek yok. Yani aylara da gerek yok. Bilgisayar sana 5 dakikada neresi boş, neresi dolu, neresi senin, nereyi vermişsin, nereyi tak veriyor önüne yani. Dolayısıyla burada bir ek süre vermeye gerek yok diye reysen belediye başkanlığı kanunları gereği ek süreyi kabul etmeyip gündeme getirdim. Ya biz burada meclis olarak bunu onaylarız, tahsisini veririz ve Kur'an kursu yapılır, ya da onaylamayız, tahsisini vermeyiz, Kur'an kursu yapılmaz. Dolayısıyla oylarınıza sunacağım arkadaşlar. Komisyon kararında oy çokluğuyla reddedilmiştir. Bu iki arazinin Kur'an kursu, ek süreye de gerek yok. O zaman ben şöyle oyluyorum. Bu iki arazinin Kur'an kursu yapılma amacıyla Diyanet İşleri'ne, il müftülüğüne, Mersin ilçe müftülüğüne tahsisini oylarınıza sunuyorum. 25 yılına kabul edenler, sayalım. Başkanım, komisyon kararı 11. Evet. Bu iki parça arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında müftülüğe 25 yıllık tahsisine hayır diyenler, evet, yok sözü oyluyoruz artık, hayır diyenler, tekrar söylüyorum, komisyon ön bir incelemedir, bize yön versin diye, biz onu oylamak zorunda değiliz. Söylüyorum, Kur'an kursuna hayır diyenler elini kaldırsın, evet, sayın abicim, Allah Allah, niye uzatıyorsunuz bu işi ya? Evet, 16'ya 11 Kur'an kursuna hayır dedi arkadaşlar. 12 tamam, hadi hayır olsun. Teşekkür ediyoruz. Ve belediyemizin kıymet tahdir komisyonunun belirlediği raiç bedel üzerinden vergi borcumuza karşılık trampa yapılması ile ilgili teklifin kabulüne komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verildi. Sonuçta tabii bunların az önce okundu tek tek. Yıllardır üzerlerinde kamu kuruluşları var genelinde. Aslında biz kullanmıyoruz zaten. Bunun da fiyatlandırılması konusunda Ankara'da maksimum neye fiyatlandıracaksa bunun için bizzat kendim takip edeceğim. Çünkü bu bizim milletin malı. Milli Emlak Genel Müdürü ile görüşürüz. Sayın Genel Müdürümüz de yazılar o yüzden yazıldığında haberim olsun dedim. Mustafa Veysi, tamam mı?
Komisyonun bu nezaketli kararı için tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Sonuçta borç belediyenin borcu. Daha öncesi var, bizim yaptığımız var. Bu şekilde borcu azaltırsak bu Akdeniz halkına hizmet olarak döner diye düşünüyorum. Başka görüş yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.